Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepiniz tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ortak bir video ile karşınızdayım. Bir önceki çekiliş videosunda çok fazla sorduğunuz videolardan biri, makyajlardan biri sonbahar makyajı. Gözde ile beraber yapacağız. Gözde çok sevdiğim, çok tatlı bir arkadaşım. Yurt dışında yaşıyor kendisi. Onun da çok güzel bir kanalı var. Onun linkini aşağı bırakacağım. Mutlaka Gözde'nin videosunu da izleyin ve kanalına mutlaka göz atın. Linki burada aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Hemen hızlıca makyaja gelecek olursam, bugün videoyu çok kesip böyle editlemeyi düşünmüyorum. Biraz sohbetli de bir video olabilir. Ne zamandır böyle uzun bir video çekmemiştim. Yoruldum ama. Uzun bir video da olabilir. Dilerseniz hemen başlayalım. Bu arada saçlar biraz sıkmaya başladı. Çok fazla makyaj ürünü kullanmayacağım aslında. Benim son zamanlarda yaptığım, genellikle günlük ya da gecede sürekli bu şekilde makyaj yaptım açıkçası. Çok fazla ağır fondötenler kullanmadım sonbahardan itibaren. Bu ürünler makyaj çantamın içerisinde olan, günlük de kullandığım ürünler. O yüzden çok fazla ürün görmeyeceksiniz. Genelde doğal nasıl makyaj yapıyorsam bugün de öyle yapacağım. Pratik bir makyaj. Dediğim gibi çok fazla ürün kullanmayacağım bugün. Ben şöyle yavaş yavaş ürünleri masama çıkarayım ki bulması zor olmasın. Hemen şöyle göz altlarımı kapatmakla başlayacağım. MAC'in NW20 Select Moisture Cover kapatıcısıyla. Dediğim gibi çok fazla ten ürünü kullanmayacağım ama yüzümdeki işte kızarıklıklara ya da göz altında hafif yorgunluktan ya da alerjiden ya da normalde olan morluklar varsa onları kapatacağım. Şöyle çok minik dokunuyorum. Oha. Fırçalarım önümde fakat bu fırçam yanımda mı? Şöyle Real Technique'in hangi fırçası bu? Söyleyeyim hemen. Deluxe Crease Brush'la şöyle göz altıma kapatıcıyı yaydırıyorum. Farkındaysanız zaten hafif şöyle burun çevremine indirebilirim. Fondöten kullanmayacağım için olabildikçe geniş bir alanda ürünü uygulayabilirim. Dilerseniz istediğiniz diğer kızarık bölgelerinize de kapatıcıyı bu şekilde uygulayabilirsiniz. Ben sadece göz altlarımda renk eşitliğini sağlamak için şöyle hafif aşağıya da iniyorum biraz. Şöyle burun çevresindeki kızarıklıklara kadar ineceğim. Çok fazla makyajlı, ağır makyajlı bir makyaj olmayacak bu. Dediğim gibi günlük kullandığım için minimum ürünle az bir makyaj yapacağım. Önemli olan cilt renginin bütünlenmesi, daha sağlıklı, daha güzel bir görünüm. Kusura bakmayın. Bu tip şeyleri videolarda olmasın diye çok uğraşıyorum ama ister istemez olabiliyor. Burun çekmeler, tıkanmalar falan olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. Sonrasında göz altlarımı sabitleyeceğim. MAC'in Prep and Prime Transparent Finishing Powder. Beyaz transparan pudrasıyla şöyle göstereyim. Elimde bir sünger var. Onunla göz altlarımı sabitleyeceğim. Ben bu pudrayı çok sevdim. Aldığım günden beri de sürekli elimde, çok da severek kullanıyorum. Makyajınız bozulduğunda gerek tüm yüzünüzü sabitlemek için ya da sadece göz altlarınızı bir tık daha sabit, daha güzel olsun istiyorsanız bu pudrayı mutlaka kullanmalısınız. Benim gözlerim çok küçük ve kirpiklerim gözümün şekli gereği cildime çok yakın. Hangi rimeli kullanırsam, ne yaparsam yapayım mutlaka ve mutlaka benim gözümde akma yapıyor. O yüzden bu pudrayla, MAC'in şu pudrasıyla mutlaka göz altlarımı sabitliyorum. Nasıl makyaj yapmış olursam olayım. Bu şekilde daha sabit ve daha güzel kalıyor. Sonrasında yüzden devam edeyim ben. Şöyle MAC'in gene Select Sheer MAC Pressed Powder'a. Yani preslenmiş şöyle bir pudra. Gerçekten çok severek kullandım. Rengini de söyleyeyim. NW30 şöyle.
Sadece bunu uyguladım yüzüme. Herhangi bir fondöten ya da başka bir ten ürünü uygulamadım. Şöyle büyük uçlu bir fırçayla yüzüme boynumdaki renk eşitsizliğini engellemek için şöyle farkındaysanız iki tarafta bir fark var. Hani pudra olmayan ve olan kapatıcılığı da bir pudraya göre bence gayet yeterli. Zaten günlük makyaj yapıyorsanız çok fazla da böyle fondötenler her zaman gerek olmuyor. Evet, videolarda ya da gece makyajlarında, düğünlerde neyse artık yapılıyor. Fakat günlük bence çok da gerek yok. Hele yaşınız şöyle 16, 17 ya da 20'ler. Hatta daha bile sonrasında bence hiç gerek yok. Bu ürün gayet benim için yeterli oluyor. Cildim yağlı da bir cilt olduğu için çok da fazla parlamamış oluyor. Bence gayet iyi ve yeterli. Şöyle bir baktığımda tamam mı diyorum. Günlük makyajda kontür çok fazla yapmadım bu ara. Ne yaptım? Onun yerine aydınlatıcı kullandım. Bobbi Brown'ın Shimmer Brick Compact'lerinden bej rengini çok fazla kullandım. Çok fazla kullanmadım. Hatta sadece bunu kullandım. Şöyle bakabilirsiniz. Her makyajda, her allıkla rahatlıkla kullanabileceğiniz bir renk aslında. Bobbi Brown ürünleri bir tık fazla gelebiliyor bazılarınıza. Çok gereksiz gelebiliyor. Evet, fiyatlar fazla olabilir ama normalden daha fazla ürün var içerisinde. Normalde 10,3 gram bu. Eğer şöyle düşünün, MAC'in bir allığı 6 gramsa bu 10,3 gram nereden bakarsanız 2 katı ve ürün bitmiyor. Ben sürekli makyaj çantamda bunu taşıyorum ve 2-2,5 aydır neredeyse her gün sürekli bunu kullandım. Şöyle aşınma bu kadar. Bitiremiyorsunuz. Yani uzun vadede tek bir aydınlatıcım olsun, düzgün bir şey olsun istiyorsanız Bobbi Brown'a göz atabilirsiniz. Ben severek kullanıyorum. Şöyle XP'nin fan fırçası var elimde. Yüzümün yüksek bölgelerine uyguluyorum. Belki bir tık kaş üstüne de çıkabilirim. Bu tamamen sizin aydınlatıcıyı ne kadar sevdiğinize ya da ne kadar kullanmak istediğinize bağlı. Ben çok seviyorum. Aydınlatıcıyı yüzde çok seviyorum. Evet, ilk sürdüğünüzde biraz fazla aydınlık, fazla parlak gibi dursa da cildiniz makyajı oturduğunda gerçekten çok doğal, çok güzel, sağlıklı duruyor ve arkadaşlarım da çevremdekiler de ne zaman görseler yüzündeki o aydınlık şey ne diye soruyorlar mutlaka. Gayet güzel ve sağlıklı duruyor bence. Evet, allığa geçeyim. En sık kullandığım, en fazla kullandığım allık MAC'in Melba allığı oldu. Onu da şöyle hangi fırça? Real Techniques'in blush brush'ıyla uyguluyorum. Dediğim gibi kontür çok yapmadım. Bence gayet güzel doğal bir görünüm oluyor. İlk sürdüğünüzde fazla gelebilir ama yüzünüze oturunca gerçekten çok doğal ve çok güzel duran bir renk. Şöyle elmacık kemiklerinizi gevşeyip renklendirelim. Çok fazla kontür yapmadım. Allık ve aydınlatıcı yeterli oldu. Şöyle ben de şimdi şeyden bakınca, kameranın monitörüne bakınca biraz fazla gibi duruyor ama biraz daha oturacaktır onun rengi. Gözlere geçelim şimdi. Gözümde her zaman kullandığım MAC'in Soft Ochre Paint Pot hem far bazı hem renk düzenleyici olarak bunu çok severek kullanıyorum. Az önce kapatıcımı sürdüğüm fırçayla göz kapağımı tamamına. Evet, ben tamamına sürüyorum renk eşitliğini sağlamak amacıyla. Şöyle komple sürüyorum.
biraz sohbetli bir video olsun istedim. Evet, ortak bir video ama konuşmayacağız anlamına gelmez bu. Şöyle Tuğba'nın günlüğünü bilmiyorum takip edenler var mı? Biliyor musunuz? Çok güzel videolar yapıyor kendisi. Hastayken onun kanalını izliyordum ve Kore 5 favori Kore dizisinden bahsetti kanalında. 5 favori Kore dizisi. Kore dizisi ne ki? Diye şöyle bir düşündüm. Kore dizileri güzel bir şeymiş. Bilmiyorum izleyenleriniz var mı? Kore dizisi izlemeye başladım. Hastaydım. Bir 10 gün kadar yattım sürekli. Yatarken de Kore dizilerinin bağımlısı oldum diyebilirim. Kore dizilerini izlemeyenler için tavsiye ederim. Tuğba'nın kanalında favori Kore dizileri var. Çok güzel paylaşmış kendisi. Şöyle söyleyeyim. Psikolojiniz bozuksa, stres atmak istiyorsanız, canınız eğlenmek istiyorsa unutun her şeyi ve Kore dizilerini izleyin. Ortalama sezon değil, dizi 20 bölümde falan bitiyor. Çok böyle bizimkiler gibi yayla yayla izlemiyorsunuz ama müthiş keyifli, güzel Kore dizileri var. Sizin de izlediğiniz ya da tavsiye ettiğiniz varsa izlemek isterim açıkçası. Çünkü böyle aşklı meşkli falan dizileri seviyorsanız gayet güzel. Makyaja devam edeyim. Bobby Brown'un şöyle bir 8'li far paleti var. Ben şuradaki ten rengine yakın rengi alıp göz kapağımın hemen şöyle üstüne hızlı bir şekilde sabitleyeceğim. Şöyle. Kore dizileri güzel bir şeymiş. Yani Tuğba'nın eline emeğine sağlık. İyi ki böyle bir video istemiş takipçileri ve o da çekmiş. Çok güzel olmuş bence. Favori Kore dizilerim diye. Bence mükemmel bir fikir olmalı. Favori Kore dizileri güzel. Şöyle minik bir fırça alıyorum. Ucu şöyle kalem gibi. Şuradaki aydınlık renkten alıyorum. Kaş altlarıma. Kaşlarım çok çirkin görünüyor. Farkındayım ama şöyle bir durum var. Kaş ve kirpik güçlendirici yağlar kullanıyorum. Onun da videosunu en kısa zamanda çekeceğim. Sorduğunuz bir şeydi. Kendim de denedim. Gerçekten uzun zamandır da deniyorum. Acayip faydasını gördüm. Yani kaşlarımın şuraları benim daha boştu. Farla falan dolduruyorum. Şimdi hani doldurmadan bile idare eder beni. Aynı aydınlatıcı renkten göz pınarıma sürüyorum. Siz yüzünüze kullandığınız diğer aydınlatıcıdan da sürebilirsiniz. Şöyle. Bence yeter. Hafif bir de kahve tonuyla bir şöyle hafif bir gölge hemen. Onu da şurada Lorac Pro To Go paletinde. Şurada bir renk var. Kızıl kahve. Şu. Her şeyi kullanabileceğiniz her renkle gidebilecek bir renk. Hafif yüzüne de sıcaklık veriyor. Bu sen zaten kızıl kahvelere falan ben takmış durumdayım. Geçen sene bir gri aşkı vardı bende. Sürekli gri giyiyorum, gri makyaj yapıyorum ya da gül kurusu tonlarını kullanıyordum ama bu sene kızıl kahvelere gidiyor elim. Nedense. Bilmiyorum bu sene gerçi mor renk daha moda ama ben yine kızıl kahvelere gidiyorum. Dış köşeden şöyle içeriye doğru dağıtıyorum farımı. Tabi iri gözlü arkadaşlarda bu çok daha güzel duracaktır. Ya da göz kapağı olan insanlarda daha iyi duruyor. Dediğim gibi alternatif dizi izlenir. Ben de göz atabilirim. İyi olur. Kafa dağıtır. Boş zamanlarında izlerim. Gözüme eyeliner kullandım. Eyeliner kullanmadığım zamanlarda da tabii ki göz kremi kullandım. Şöyle eyeliner Maybelline Master Price öyle bir şey. Şöyle. Ya da dediğim gibi hani gözlerim çok küçük ve çok yakın olduğu için her zaman en kalıcı, en akmayan ürünleri tercih ediyorum. Bu gerçekten çok güzeldi. MAC Indefinitely Black Pro Longwear Eyeliner diye okuyamadıysam kalemim. Bunu gerçekten çok sevdim. Biraz şöyle yaklaşacağım ama.
şu kadar bile benim için yeterli. Çok fazla değil. Dediğim gibi doğal günlük bir makyaj. Hemen dış köşelerini gözlerimi biraz daha büyütüp belirginleştirmek için. Çekiliş videosunda çok güzel yorumlar geldi. Bu videodan sonra da çekiliş videosunun ikincisini çekeceğim. İki parttan oluşuyor. Linkini koyarım onun da aşağıya. Katılmak isteyenler katılabilir. Tamamlayalım. Çekilişler güzel oluyor. Ben de seviyorum. Siz de seviyorsunuz. Tabii ki çok böyle tepki gösterenler de var. Sürekli çekiliş yapıyorsun kanalında falan. Ama isteyen de var. İsteyen arkadaşlarım için bence gayet güzel. Ben şimdi kullanıyorum Makeup Prep and Prime maskara bazı. Maskara bazı hem kirpiklerinize bakım yapıyor. Bu elinizde varsa bu ya da başka bir baz mutlaka kullanın. Kirpiklerinize bakım yapıyor. Kirpikleri güçlendiriyor. Ayrıca temizlerken de kirpiklerinize hiç dökmeden, zarar vermeden temizliyorsunuz maskaranızı. Böylelikle makyajınız çok çabuk bir şekilde çıkıyor. Hangi makyaj suyunu kullanırsanız kullanın. Rümeniniz yani maskaranız nasıl olursa olsun daha çabuk bir şekilde çıkıyor kirpiklerden. Aynaya biraz uzak kalmışım. Şimdi bunun çok az kurumasını bekleyeceğim. Kurumasını beklerken de kaşlarımı dolduracağım. Çok özür dilerim. Kaşlarımı Smashbox'ın Top Soft Brown far şu koyu renk kaş farıyı da dolduracağım. Dediğim gibi kaşlarımı daha fazla dolduruyordum aslında ama bu yağ bakımından sonra bayağı bir yeni kaş çıktı. Yani hem olan kaş beslendi hem de yeni kaş çıktı. O yüzden şöyle hafif bir belirginleştirmek istiyorsam o zaman kullanıyorum. Dediğim gibi bazen günlük hiç sürmesem bile, kaşlarımı doldurmasam bile idare edebiliyorum. Bu biraz daha iyi. Diğerinin şuraları oldukça boştu. Yağları en kısa zamanda videosunu çekeceğim. Mutlaka deneyin. Kaş, kirpik, saçta. Ben çok güzel sonuçlar aldım. Kendin yap videoları ya da saç bakım, kaş bakım videoları güzel oluyor. Ben de seviyorum. Hemen maskaraya geçelim. Makeup Definitely Black Extreme Definitely Definitely. Ya bunun üstünde yazmıyor. Neydi bu? Unuttum. Ben sürekli bu maskarayı kullanıyorum. Makeup Extreme olması lazım. Şöyle aynanız hareket ediyorsa biraz daha gözünüzü şöyle tutup aşağıdan şöyle sürerseniz sizin de benim gibi bulaşma riskiniz varsa sürekli bende tamamen bitmiyor ama bir tık daha azalıyor. Evet, bulaştı. Bobbi Brown'la Muhammed Bey'le de bir video çekmiştik. Onu da koymuştum. Ya yani ona da dedim hani siz istediğiniz kadar düzün sürün. Ben de bu gözler olduğu sürece her şey bulaşabiliyor.
Ben kirpiğin uzun olmasından ziyade daha dolu, daha dolgun olmasını seviyorum. O yüzden Mekin bu rümede maskarası rümede istediğim gibi yapıyor. Biraz kuruyacak. Birazdan bir kat daha süreceğim. Makyajım bitti sayılır. Rujuma geldi sıra. Vah. Çok fazla ağır bir makyaj değil zaten. Bu kadar hemen yeter. Dilerseniz daha da fazla uzatabilirsiniz. Ruja gelince, rujda da daha doğal, daha pastel tonlara gittim hep. Birincisi şu MAC'in Sheer Lip Color'ların, MAC değil, Bobbi Brown'ın Sheer Lip Color'larına 5 numarası. Bu da çok güzel bir renk, çok soft bir renk. Şöyle çok her makyaja giden her şeye kullanabileceğiniz bir renk. Ve MAC'in Cosmo Rouge'u. Bunu çok fazla kullandım. Gene bugün de bunu süreceğim. Herhangi bir dudak kremi ya da bir ürün kullanmayacağım. Dudaklarıma sadece ruj uygulayacağım. Sanırım iyi gibi. Dudaklarım simetrik değil benim. Konuşurken de çok oraya buraya çok oynuyorum. O yüzden yamuluyor. Ama şimdilik iyi gibi görünüyor. Şöyle. Makyajımın bitmiş hali. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz hoşunuza giden bir video olur. Daha fazla videolar görmek istiyorsanız kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.